Şimdi 26 derece boğa burcunda Algol'le kavuşan e, bu yeni ay hemen 15 Temmuz'da oluyor. Hı hı. 16 Temmuz'da da ay tarafından tetikleniyor. Bugünler bizim için dikkat çekiyor. Bizim için tabii 15 Temmuz ayrıca dikkat çeken bir tarih. Belki o konularla ilgili de bazı hı hı. gelişmeler beklenebilir. E, ve efendim Güneş'in de kironla açısı olduğu için otorite figürlerine yönelik yaralayan sıkıntı ortaya çıkartan veya Zor duruma sokan olayları da aynı zamanda anlatıyor 15 Temmuz civarındaki günler. Tabi bazı fırsatlar da her zaman için bu hafta e, geçerli. 18 Temmuz'da Hı -hı. önemli etkili pozisyondaki kişilerle bir araya gelmek, talep ve başvuruda bulunmak, farklı kendini orijinal bir şekilde ifade Hı -hı. etmek, yeni bir şeyler ortaya koymak için de 18 Temmuz'u kullanabiliriz. 19 Temmuz tarihi de verimli bir fırsat sunuyor. Mesela başkalarını şifalandırma, yaralarını sarmalarını sağlama yönünde yapılacak bütün konuşmalar. Birisinin gidişatı iyi değildir. Siz oturup onunla bir sohbet etmek, onu şöyle bir yönlendirmek, psikolojik anlamda destek vermek istersiniz. Bu tarz konuşmalar ihtiyaçtır. 19 Temmuz'da yapılabilir. Aynen. Bazen gençlere yönelik, çoluğumuza, çocuğumuza hı hı, yönelik. Hı. Yani yalpaladığını hissettiğiniz insanlara destek vermek için 19 Temmuz'u kullanabilirsiniz. İlişkiler yönünde de güzel etkiler var. Ee, ve 20 Temmuz'da Mars ile Neptün arasında uyumlu bir açı. Yine karşılıklı fedakarlık sayesinde bir yerlere gelinebilir. 20 Temmuz'da Mars ikizler Burcu'na geçiyor. Mars'ın ikizler Burcu'ndan geçişini önümüzdeki yayınlarda bence çok konuşacağız. Çünkü Mars ve Jüpiter'in Rigel yıldızıyla kavuşumu Ağustos ayında geçtiğimiz haftalarda dikkat çekmiştik. Pek çok liderin astroloji haritasında Mars gezegenleri hı hı. özellikle Avrupa Birliği'ne dahil, NATO'ya dahil, NATO Genel Sekreteri dahil Mars'ı ikizler boşundadır. Yani bu NATO'nun Rusya ile olan ilişkilerinde hı hı. 20 Temmuz sonrası daha da hareketlenme ve Ağustos evet. ayını çok içeriyor. 21 Temmuz'da bir donlayımız var şimdi haritasını göreceğiz ee, o dolunayın ama... 21 Temmuz'da aynı zamanda Venüs ve Jüpiter'in uyumlu bir açısı var. Bunlar uğurlular. Aa, harika. Bu dolunayın stresli tarafları bir taraftan tabii ki olabilir ama bir taraftan da o gün aynı zamanda yaptığımız işlerin uyurlu, hayırlı uğurlu, hayırlı sonuçlar vermesini Harika. Venüs ve bekleyebilir. Jüpiter hayırlı diye mi adlandırılıyor? Hayırlılar, uğurlular, bereketliler. Ee, yani tabii bu 21 Temmuz tam açıya geldiği zaman daha Hı -hı. geriden hafta içerisinde Etkileri o verimliliği başlar. biz gene hissetmeye başladık. Çok güzel. Bugün çok haritamız var. Bir sonrakini evet. alabiliriz. E, çünkü ha hareketli olaylı bir hafta. Geyik dolunayı deniyor. Bu dolunaya Oğlak burcunda ikinci dolunay. Çünkü yavru geyiklerin artık hani bu Hı -hı. boynuzlarının iyicene belirginleştiği bir zaman olduğu için e, Kuzey Amerikan yerleri buna geyik dolunayı demişler. Önce çilek demişlerdi değil evet, mi? Evet çilek doluydı. Ee, evet. Hatları yine İstanbulumuzun da bulunduğu Ege Marmara bölgesi üzerinden evet. geçiyor. Buna biraz dikkat Bir çekecek. O bölgede böyle evet. biraz sislik evet. aktivite gene görebiliriz. Buradan Afganistan'ın da bulunduğu Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan Buradan da mars Uranüs hattı geçtiği için hı hı. oralarda şu anda bir şey yok ama belki buralarda da diğer ülkelerle ikili ilişkilerde hı hı. bazı sorunlar öngörebiliriz. Öngörebilir. Bir sonraki harita Dolunay'ın horoskopik haritası 29 derece Oğlak'ta ve yükselen derecesine dik açı yapan kritik bir Dolunay. 29 dereceler astrolojide kritik olarak tanımlanıyor. Anaretik denilir. analitiğin kelime karşılığı ölümcül esasında. Oh. Bir Sembolik anlamıyla bir şeyin ölmesi, bitmesi, tamamlanması manasına gelir. Bir de gerçek anlamda pek tabii ki ölümcül bir risk taşıdığı manasına gelebilir. Oğlak Burcu kurumlar devletlerle alakalı. Kurumlar, devletler, sistemler, ekonomi kritik etkiler devrede olacak. Bir sonraki haritada Türkiye astroloji haritası üzerine değerlendirelim. Kısaca Türkiye'nin parahanelerine denk geliyor. Dikkat çektiğimiz ekonomiye dikkat konusu. Hı hı hı. 21 e, Temmuz sonrası kendini daha belli edecek. E, özellikle Güney Ay düğümünün de Mars'ımıza yakın seyredeceği bir zaman şuna dikkat çekmek istiyorum. Mars haritamızın 12. evine giriyor. Güney Ay düğümü Mars'ımızın üzerinden geçiyor. Askeri tuzaklara dikkat. Hı hı. Bununla ilgili daha evvel deneyimlerimiz oldu. Hı hı hı. E, bir, bizi askeri anlamda... Bir yere Kış çekmeye için, evet. çalışan, hı hı. tabii ki ittifak içerisinde olan devletler var. İki, Mehmetçiğimiz açısından, e, Allah korusun durumlar açısından da dikkat etmemiz gereken bir süreç var önümüzde. Vallahi ben...